Hoşça kalın, hoş geldiniz. Pardon, yine karıştı her şey. Bir goodbye bölümü bölümün adına bakıyordum. Nedense hoşça kalın diye aptalca bir giriş yapmak istedim. Yine de ne kadar aptalca olduğunu geç anladım. Abi, bunu bu bölüm, bu bunu bölüm... planlı mı yaptın? Yok tamamen girerken random attım. Abi. <laughs> random attım. <laughs> okay, tamam. <laughs> Bu konularda fena değilim ya. Böyle random saçmalama konusunda değişik yetilerim var. Yani benim de Starfleet'i e alsalar gittiğim gezegenlerde insanların beynini maymuna çevirip oradan <laughs> gerekli datayı alabilirim yani. Abi bu bölüm e, bu açık bölüm... şey bir bölüm hmm. ya benim için. Arada kaldığım bir bölüm. Ama tabi hmm. eğlenceli geyikli bölüm gibi ben daha bunu konumlandırdım. Ama sanırım sende bu bölümle ilgili daha fazla e, bilgi var. Abi bu bölüm e, dijital oyun akademisyenliğine girdiğinde okuyacağın ilk kitaplardan bir tanesine ilham veren bölüm. Hangi kitap okumuş olabilirim bu arada? Bir ara Bence okumadım Games... ama söylüyorum şimdi. E. Profesör Janet Janet Murray'nin e, şey diye bir kitabı var. Hamlet on the Holodeck. Oladım. Future of yok, Narrative onu... in Cyberspace diye bir tane kitabı var. Onu okumadım yok. Bu kitapta ablam sene kaç 89 mu 88 mi yani abi, yani bu bölüm ya yani bu bölümden bir direkt bahsediyor çünkü. Hı -hı. Daha da şöyle bahsediyor. Star Trek'teki holodeck var ya hani diye diyor. Sonra kitabın içerisinde uzun uzun Star Trek'teki holodeck'ten bahsediyor. Ve sonra aslında bu bölümde şimdi ilk örneğini gördüğümüz bir kurgu dahilinde. Senin 88-89 olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Yani Çok. dijital oyunlar arası açısından The Last of Us 2 ya da Red Dead Redemption 2'ye 40 sene varınız Yani daha Piçiv Pichu, Pichu falan diye. Yani ilk 88'de hangi oyun var acaba? Dur bakayım. 88'de Pong kaçtı? Nintendo'lar dönemindeyiz galiba. Tabi tabi. Şu an şey dönemindeyiz. Iğır kıvır, kıvır var yada. yani orada. Super Mario Brothers 2. Hani tüm tü tüm tü tüm tabii, tüm tabii. falan Tetris böyle e, zıplıyorsun tak tuğlaya kafayı vurdun falan. Ya da şu o basit, yıllarda... basit şey oyunları e, Game Boy değil o ucuz Çin malı şeylerin zıplayarak sadece vurduğun oyunları vardı ya dandik onlar Aha, falan vardı. Işte, işte, o yıllarda oyun konusunda iyi kötü aslında o zamanlar tabii oyun değil daha ziyade görsel tasarım ve e, medya studies dalları altında çalışan insanlar oyun o zaman ciddi alınacak bir şey kadar ekstra çıkmamış ortaya. E, o yıllarda işte bu ablamın e, in cyberspace şeyini ortaya atmasıyla beraber e, bu abla şey alında çok büyük insandır. Oyun akademisinde oyunların yani ya mekanik ya da narratif olarak ele alınmasına dair bir yaklaşım vardır. 97'de yazmış Narrativ... kitabı da. 97, okey. Hmm. Bayağı ben, yani benim zannettiğimden çok daha geç yazmış. Ee, o işte o yıllarda şöyle bir muhabbet ortaya çıkıyor. Ee, 97 reşusu falan olmasından o kadar eski olmaması lazım o kitabın. Ama neyse çok da hatırlamıyorum. First Edition MIT Press ee, hatta 27 Ağustos 97'de ilk çıkmış sonra 98'de de MIT Edition çıkmış diye yazıyor. Ama tabi Amazon'un okay. yalancısıyım. <laughs> tamam tamam sıkıntı değil. Yani bu bölümde işte o Holodeck'in ilham verdiği şey o zamanlar Mario'ların falan olduğu bir dönemde insanların şeyi düşünmesini sağlıyor. Abi işte gidiyor bir grup karakter, bir yere giriyorlar ve orada kendileri için yazılmış bir narratif var ve o narratif onlara cevap veriyor mantığı. Çok zamanının öncesinde Holodekle atılmış ortaya ve o yüzden böyle oyun dünyasına girip de bir takım kaynaklar okumaya başladığında zaten dikkat et kitabın ismi Hamlet onda Holodeck. yani evet. bir şekilde oyun e, akademisinin içerisine girmiş bir durum. Bugün Virtual Reality'den bahsedilirken Hamlet onda Holodeck konuşuluyor hatta şeydir. Steam'in e, Virtual Reality'sine girdiğin zaman bir lobiye alır seni. O lobide iki seçenek sunuyor sana. Ya ev, bir ev gibi bir şey var ya da holodeck var abi. Direkt Star Trek holodeckine giriyorsun. <laughs> şey böyle bu bölümde gözüken kapı var ya o kapı var karşında. Hangi dünyaya gideceğini sen seçiyorsun. Yani çok aslında game design açısından kafaları açmış kıymet vermiş bir bölüm. E, devamında çok şey yani nasıl söyleyeyim bu alanda çalışma yapan insanlara çok ilham olmuş bir teknoloji. Daha, daha önce böyle bir teknoloji kullanılmamış mı hiç bir yerde? İlk Star Trek mi kullanıyor peki? Yani, yani yoksa şöyle, kadının en çok ilham aldığı yani en çok gelişmiş versiyonu mu Star Trek'te acaba? Şöyle abi Star Trek'in şu farkı var. Ayaklarını bastırıyor ya Star Trek. Hı. Yani şunu demek istiyorum. Ee, bir takım kuralları var ya bu bölümde. i̇şte evet. aman bilgisayar tasarlıyor. içeridekiler bir simülasyon belli bir prosesör var işte sıkıntı oluyor hatta bilgisayarda kapatamıyorlar kapatırsak içeri silinir falan diyorlar. Evet. Yani dijital oyunlara çok yakın. Yoksa tabii ki şey var. Giriyorsun bir yere orada bir hayaller odası var anladın mı? Hani orada bir şeyler oluyor falan. Bu tarz konular var ama içerideki işte dışarı Star çıkamıyor Train zaten... falan. evet ya, ya, evet yani böyle işte bir hayal alemine hapsolmak falan böyle konular işlenmiştir hep. Ama işte Star Train zaten iyi başardı ve düzgün bilim kurguları iyi başardı şey bunu iyi kötü bir bilimsel temele bağlamak ve abi işte bakın bu da bilim falan deyip büyü gibi de yapmamak. Yani gerçekten e, simülasyondan dışarıya çıkmaya çalışıyorlar, çıkamıyorlar. Simülasyon e, simülasyonun içerisinde kurallar devam ederken dışarıdakiler içeriye girmeye çalışıyor. İçeridekiler simülasyondan... Ya küçücük bir Westworld dönüyor bu arada bir bölüm, bu bölümde evet. fark etmişsindir hemen. O şey tarafı çok güzel. Bankodur yani Aynen. simülasyona girersen illa simülasyonda ölürsen gerçek hayatta ölürsün. Bir noktada çıkar. Burada da çıkıyor zaten. Şey detayı güzel işte. Hemen onu ekleyeyim kısaca. Simülasyonun içindeki karakterlerin de orada bir aslında e, sorgulama noktası var. İşte kapı açılınca falan, Lanor'i falan olmak yerine e, tepki veriyorlar. İşte, Aa evet biz de o zaman buradan geçip başka bir şey yapabiliriz. Aslında çok ilkel doğrusu Westworld örneği verdiğin için dedim. bu, bu da güzel Hı -hı. bir detay yani. Tabii ve ee, daha ilginç bir şey söyleyeceğim sana hatta söylemeyeceğim. Şimdi bak Holodeck'te bu bölüm yaşananlar aslında bir sürü şeyin başlangıcı oluyor. Hı hı. E, bu bölüm Cyrus Red Block falan şey oluyor ya böyle yani şimdi bu kapıdan çıktığımızda gerçekten başka evet. bir alem mi var sizin alemi gezebiliyor musunuz? Evet ve şöyle oluyor ya dikkat et. Benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi o. Böyle adam bir anda şey şey olmuyor. Simülasyonun içindeymişiz abi. Ha, işte onu Her Her şey Aynen. sahteymiş abi. Çıldırmıyor yani. sıkayım abi ben o zaman. <laughs> Falan diye böyle yok olmuyor ya. Aksine şey oluyor. Ha madem simülasyondayız. Çıkalım sıka sıka gidelim babacım. Yani. Daha güçlü olabilirim şeyi var ya. Yani. Heh, çünkü Cyrus Redblock öyle bir herif ya. Yani herif simülasyonda olduğunu öğrenince. E, tıklanma kasan YouTuber gibi bir anda ağlamaya başlamıyor yani. <laughs> anladın mı? <laughs> Çünkü bizim memlekette şu an şey ama bir simülasyon abi işte. Ne simülasyonsa ne olacak? Yani Cyrus Red şey kafası çok iyi yani. Ben şimdi simülasyon burası hologram mıyım ben? Evet. Çıkalım abi o zaman gidelim <laughs> <Adam, gülüyor> Gidelim orayı da yoğunluklarız. <laughs> ha yani şimdi çünkü şöyle çok ilginç bir şey var. Yani dışarıya çıksam bir sürü insana abi simülasyondaymışız diye önüne kanıt göstersem adam diyecek ki ya beni övme kardeşim bana para ver diyecek. Yani <laughs> Millette böyle bir simülasyonda abi işte hakikatler abi takıntısı çok var ama dünya öyle bir şey değil. İnsanlık ee, insanlık daha doğrusu Westworld tabiriyle konuşacağım. Yani kök noktası milestone'u anladın mı? Bir temel taşı vardı ya evet. Westworld'daki bütün karakterlerin. Yani temel taşı hakikat ve kendini tanımak değilse bir karakterin baklava satmaksa simülasyonda da baklava satmaya çalışacak herif. Yani Hiçbir onu demek şey istiyorum. O yüzden doğru. Aslında makinenin kurguladığı karakterler çok da iyi programlanmış karakterler. Yani e, yalandan programlanmamışlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bir bilgisayar oyunu içerisinde karaktere gitsem desem ki abi sen bilgisayar oyunu içerisinde bir karaktersin, herif abi falan olmaz. Çünkü zaten olmaması gerekir. Yani çıkan e, hakikati yani. Ha, hakikati öğrendiğinde ne yapacağını planlamış bir bilgisayar programı bugüne kadar yazılmamıştır. Çünkü ona göre yazmazsın. Evet. Bu da işte, bu bölümün aslında gerçekçiliğini arttıran şey. Ee, çünkü kodlaması o şekildeyse, karakter aslında kodlamasını bozmuyor. Yani bunu bu şekilde belki düşünmemişler o zamanlar. Ama, ee, yani sonuç bugüne bugüne çok daha uygun olmuş, öyle söyleyeyim. Bugün artık dijital oyunların, Virtual Reality'nin geldiği noktada çok daha anlamlı bir bölüm. Bir de abi, bu bölümden ben altını çizeyim, ileride buna döneceğiz. Cyrus Blog'un simülasyon olduğunu öğrenince verdiği tepki ileride çok şeylerin kapısını açacak. Hmm, güzel. Bunu sevdim bak. Böyle detayları istiyorum hmm. işte. Spoiler değil de bu evet. detaylar. Peki bu abi şey ilginç. Bu teaser evet. yani. Bir sürü şey olacak bundan. Bu teaser konusu yani aslında ilginç. Baktığında evet, ben bölümü e, şu açılardan bir eğlenceli ve geyik gibi planlanırken şimdi senin sen, sen holodeck anlatımın burada kafa açıyor. Zihin açıyor. Yani e, ya işte Gerçekten çok gerek var. işte Bellboy gibi giyinmişsin. işte ne bileyim şimdi Hello'un kıyafetine hmm. geçmişsin. Ay arabalar çok güzel. Yani hmm. Picard tarafından bakınca ay bloklar ne kadar güzel. Eski dünya ne kadar tatlı. Bu öykünme işi çok garip ya insan tarafından. Yani insanın kendisini insan hissetmesi neyle ilgili? Yani çevresiyle mi ilgili, binalarla mı ilgili? Aslında hepsiyle ilgili ama her insanda bu değişiyor. Mesela i̇şte Picard... Biraz o eskiyi özlemişti işte Hamletler, Shakespeare'ler bunları okuyor. Eski insanla o işte duman tüten o dünyanın havasını soluduğu, arabaları gördüğü, daha mekanik şeylerle bir arada olduğu dünyaya öykünüyor. Ama bir yandan da Red Block karakterinin umrunda değil bu aslında onu görüyoruz. O da oradan bir insan diyelim ya da oradan yaratılmış bir zihin ya da varlık ya da oyunun parçası. Ona yeni Zinkler bir şey verdi. Onlar yerli. Bodrum'da yaşayan adam sayrı süredir. Tabii abi gelip buraları batırdınız. <gülüyor> 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 Belediye plajlarımızı aldınız elinizden. diyor. O ona gelince hemen o da başka bir şey. Yani öykünmekle falan vakit kaybetmeyip hemen ileri gidiyor. Aslında bu biraz özet gibi de oğlum. Biz de böyleyiz ya. Senin dediğin örneği bu biraz destekliyor. Ya yani bir grup insan o romantiklikle, o dramayla yaşamak, ona öykünmek, onunla e, mutlu olmak istiyor ya da mutlu olduğunu zannediyor. E, abi, tabii Diğeri ileri gitmek istiyor. <laughs> Lafını böldüm. Yani e, Janet Murray'nin kitabında Holodeck'ten bahsederken asıl vurguladığı şeyler şunlar. Ve bunlar gerçekten oyun akademisinde narrativist e, narativist yaklaşım yani e, açısından şöyle bir önem kazandılar. Bakın diyor hani Holodeck'te sen bir şeyler yaptın da Holodeck sana göre kendisini tekrar programlanıyor. Program diyor. Yani bu açıdan bir dizi gibi değildir. İşte, evet. İşte içine girip yaşarsın bu açıdan da bir dizinin ya da işte kitabın önüne geçer falan ya yani tabi Media diz alanından yaklaşıyor bu olaya ee, Yani senin içinde bulunarak hikayesini etki edebildiğin bir hikaye yazılıyor ya Holodeck'te. Bu e, gerçekten şeyi kafaları açıyor yani buna iyi bir örnek vermek gerekirse aslında örnek vereceğim taze bir oyun olduğu için söyleyeceğim. İşte The Last of Us 2 mesela senin içerisinde bulunarak senaryosuna etki edebildiğin bir yapı değil aslında. Değil. Hiç değil evet. Ee, ama mesela yine örnek o da hikaye açısından çok iyi bir oyun değil ama Civilization mesela halbuki her oyununda farklı bir hikaye yaşadığımız bir oyun ya. Aynen. yani. Cuma akşamları giriyoruz işte bir tanesi de Turgut bağırarak ölüyor öbürküsünde işte, işte İsmail'i barbarlar boğuyor. Ben bağlıyorum, din, din bağlıyorum, yayıyorum tüm oluyor. dünyaya falan. Abi, yani Oyuncusunun aslında etrafında şekillenen hikayelere sahip oyunlar bugün böyle Dwarf Fortress falan gibi bilgisayar oyunlarıyla ortaya çıkmaya başladı. Çok komplike senaryolar hala. Hı hı. E, bazı virtual reality oyunları bunu deniyor. Hala şeyin istediği noktaya varamadık. Yani aslında Holodeck'in anlattığı nokta Holodeck çünkü şey. Holodeck Digital Westworld aslında o derece ileri bir teknoloji Holodeck'in sunduğu şey. Westworld'da evet. bile e, o tepkiyi sana değişen tepki verdirtmeyi işte Siyah Şapkalı abi iki sezon boyunca uğraşıyordu yani aslında. O bile aslında oyun olduğunu çözdüğün zaman kendini güvende hissettiğin bir alandı. Burada hı hı. güvende hissedemediğin anı gördüğün anda işler değişiyor zaten. E, bir diğer konu. Aslında bu öykülme konusundan bahsettin ya. Orada da şeyin altını çizmek isterim. Aslında Holodeck bir şekilde de Star Trek'in dizisi, filmi gibi. Yani bak bu bölüme kadar dikkat et. Biz Star Trek'teki karakterlerin recreation için ne yaptıklarını görmedik. Evet. Ee, the Next, pardon The Original Series'de hemen ikinci bölümde filan şey vardır böyle. Kantin gibi bir yere otururlar böyle. Orada böyle Uhura saz gibi bir şey çalmaktadır. İşte ya da <laughs> hemen aynı bölümde yani şey çok ilginç bak Star Trek'te bu benim çok dikkatimi çekiyor. İlk ilk X dizi için bahsediyorum. The Original Series için bahsediyorum. Hep böyle işte Kirk'le Spock bir yerde satranç oynamaktadırlar. Birisi gelir, kaptan şöyle oldu, böyle oldu filan der. İşte ne bileyim, çok işte formülasyon bir kantine otururlar. Kantine otururlar. Çok formülasyon ama bir yandan şeyi görüyorsun. Sürekli bir olay yok yani. Ha, Next Generation'da hı. bir süredir şöyle bir hata var aslında. Bazen Picard, galiba bir kere şu ana kadar Picard'ı odasında kitap okurken gördük. O da bu bölüm evet. abi dur dur. Tabii evet, ki evet. bak aslında bak. Bu bölümden önce şu ana kadar hiç şeyi görmedik. Ya babacım bunlar sürekli böyle bir Starfleet, Starfleet. Ya bunlar yani böyle robot gibi mi yani anladın mı? Hani koşmuyorlar mı, oynamıyorlar mı, bir spor yapmıyorlar mı, bir... Anladın mı? Bir müzik dinlemiyorlar mı? Bir yerde mesela bir tane keman çalan abi görüyorduk, hayalmiş o daha sonra filan yani. <laughs> Zaman algısı hiç... Fark bu arada biraz dengesiz evet dizide, çok algılayamıyoruz <laughs> onu. Star Trek The Original Series ilk bölümlerinden itibaren... ya yani çünkü şöyle düşün abi, uzayda bir yerden bir yere giden bir gemidesin. E baba habire bir bab bir bab bop bir şey olmuyor ki aslında. Yani biraz olaysız bir yer <laughs> uzay. Yani biz hep olay sırasında görüyoruz. The original o yüzden şöyle bir avantajı vardı. Hep böyle satranç oynarlar. Mr. Spock yine beni alt etti. Ne kaptan adamın böyle eline verirler <laughs> falan derken hep bir olay çıkar. Veyahut da yani böyle sas Al bakalım dediken. piyon elini. Ha, birileri bir yerde oturmuş sohbet ederken falan olay gelir bunlara. Öyle ilginç bir e, stabil halden aktif hale geçmek kurgusu vardır. Next Generation'da ise hep şöyle oldu. Şuradan şuraya gidiyorduk o sırada. Kaptan bilmem ne sinyali var. Ne falan. Daha böyle bir aksiyon. Yani aslında şey Star Trek The Next Generation aksiyonu daha yüksek demek çok komik bir şey ama evet. <laughs> 80'lere göre yani 60'lardaki diziye göre bu dizinin aksiyonu daha yüksek. Bu bölüm demişler ki bir dakika abi ya. Yani bu herifler manyak gibi sürekli yani bunu yapıyor olamazlar. <laughs> Bir recreationları var ya elbette. Yani adam duracak. Dur bir kantine gideyim diyecek, bir çay çorba içeyim diyecek ve bu bölümden sonra bu konu çok ciddi artmaya başlayacak abi. Bu bölüm Aa, çok güzel. anahtar bir bölüm. Tamam. Şimdi bu bölümden oturun. sonra biz şeyi daha çok göreceğiz. Ya arkadaş bu herifler gemide yani boşunda ne yapıyor bu herif? Çünkü bu herifin aslında %60 zamanı boşta geçiyor olması lazım. Spor yani yaptı, sabah... şey yap, doğru. Bir de şeyi düşün, bu gemi böyle bilimsel araştırma gemisi ya, e, bilim adamı da var bu gemide. Sabah kalkıyor herif gidiyor, iki tane işte kimyasalını kaynatıyor, bir kokluyor, <laughs> ha, diyor, asit falan diyor. Biraz limon sıkıyor ona. Güzel. Ha, biraz limon sıkıyor, bazı sıkıyor. Sonra gidiyor ne yapıyor herif bütün gün? Yani 7-24 sürekli böyle dijital bilgisayar oyunu gibi Civilization gibi her anda bu sürekli bir şey yapılmıyor aslında. Pek pornosal bölüm... ihtiyaçları da yok gibi zaten hani. Holodeck var işte abi artık düşün sen yani. İşte dur bakalım daha bir şey görmediği Holodeck'e şöyle dur girebiliyor bakalım. musun? Baba ben giyiniyorum bir beni rahatsız et. <laughs> i̇şte Holodeck vakti zamanında inanılmaz açtı kafaları. Ee, Star Trek'te de çok kafaları açan bir noktaya ge gelecek. Daha da çok devamı çıkacak Holodeck'in. Ee, o yüzden şey bir bölüm böyle. Dikkat et bölümün çok içerisinden çok konuşmadım ama Holodeck'in ortaya çıkması evet. ve izah edilmesi bile zaten bundan sonrasında ya bu bölüm şey gibi bir bölüm değil abi. Kırmızı düşünce küreleri çıktı ve falan oldu ya. Öyle değil Holodeck bundan sonra ciddi konu yani. Yok Holodeck evet iyi işletmiş, işlenmiş. Zaten bir e, ana hikayede bir tek başını görürüz, bir de sonunu görürüz işte yaradan diye bir iletişim konusunda hassas bir ırk var. Yaradana hmm. sığınıyorlar işte. Biz de gidip onlara diyoruz ki <laughs> e, ee, işte Picard çalışıyor işte ağları doğru söylemeliyim oğları yuvarlamayayım falan Hı -hı. yanlış anlarlar işte abi onu yanlış tefsir yaparsak ben Elmalı Lamdi la gibi yapayım da şey sıkıntı olmasın diye ona çalışıyor. Evet ya <laughs> düzgün sesleneyim diyor. Elmalı da Picard olarak e çalışıyor sonunda da geri geliyor o arada dayağı yiyecekken bunlar. Hıkkı mı kık mı kak -mık 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 falan diyor. Bitiyor bölüm. Yani bölümü baktığında ana, ana konu bombok. <laughs> Abi işte bak yani buna bir noktada alışacağız. Star Trek'in çoğu bölümünde The Next Generation özellikle A plot ya böyle de bir şey oluyor. B plot ve C plot genelde daha evet. sempatik tarafa gidiyor. Çünkü bir yandan bu bölüm şeyi izletiyor mesela. Abi ne oluyor? Dixon Hill tarafında ne olacak abi? İşte Dotayı Güney Amerikalı zannettiler abi işte Beverly Crusher geçmişe gitti ve makyaj yapan kadınları taklit etmeye çalışıyor ve beceremiyor. A falan gibi ilginç ilginç şeyler oluyor böyle sürekli yani. Evet o tedirginliği de şeyden vermişler yani günlük hayat var günlük hayatta da takılabiliyorsun ama bak her an bak ana şeyi de bırakmayın oraya da devam ediyoruz. Yani onu da böyle rahat edememişler. Yani hiç koymasalar olurmuş çünkü bir tek Ryker'ın terlemesini gördük orada. Ulan adamlar iplemedi bizi yani. neyse hadi bakalım falan diye o kadar bitti başka hiçbir şey olmadı. Neyse alışıyoruz evet. işte bunlara yavaş yavaş. Ryker biraz daha proaktif olabilirdi bu bölüm çünkü Ryker'ı biz biraz daha şey gördük hani şu noktaya kadar. Ya kaptan gelemiyor mu ha? İşte halledeceğiz bir şekilde. Yok onun yerine halledemedi aslında. İşte illaki Holodeck'i çözdürtmeye falan çalıştı. Ee, Peki o zaman. Neyse diyeceğim ha. benim bir çok dolu dolu bir bölümdü bence. Ee, çok şöyle dolu bir bölümdü. Aa holodek diye bir şey çıktı. Jean-Luc Picard dedektiflik maceralarına meraklıymış. Allah Allah gemide 20. yüzyıl tarihçisi varmış. Bak böyle detaylar unutuluyor ve benim şey çok hoşuma gidiyor. Bu geminin bir araştırma gemisi ve içerisinde bilim adamı dolu olduğunu unutuyoruz. Adam diyor ki. Ya 20. yüzyıl simülasyonu gideceğim ha. Var mı diyor bir 20. yüzyıl tarihçisi ve gemide bin kişiyiz, bir kişi var mı bakıyorlar. Var <laughs> diyorlar abi çağıralım var Bir tane de random adam geliyor 20. yüzyıl tarihçisi. Yani bu tarz detayları unutmamaları daha doğrusu onların benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzeldi ya. O, o detay da bayağı iyiydi evet. O zaman kapatmadan bölümü ufak bir e, yarışmam var bu bölümle ilgili. E, eğer bu bölümde Hı -hı. geçen indübidibli e, kelimesini e, çok parlak ver, <laughs> düzgün bir şekilde söyleyip bize ses kaydı atarsanız size hiçbir şey hediye etmeyeceğiz ama tebrik edeceğiz. Çünkü gerçekten o kelimeyi duymak beni böyle bir tarih ediyor. Çok hoşuma gitti. Şey mi? İndübidibli. falan diyor. onu Çok güzel ya. Vurguyla falan söylüyor ya. Çok tatlıydı. Hmm. O zaman bir sonraki bölüm Datalore. Ee, orada görüşeceğiz. Ona görüşene kadar Sungur'un kanalında yatay bakış, dikey çekiş bulabilirsiniz. Devam ediyor. Benim kanalda eski videolar, eski Star Trek'lere ve diğer bütün konseptlere ulaşabilir. İstiyorsanız kanala katıl butonuna destekli olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.